Bence bir bugün böyle belirsiz duygularım, ufak tefek umutlarım var. Bir çeşit gelgit yani, insanların okyanus hareketleri gibi bir şey. Gelgit, okyanus hareketleri ha. Umarım böyle zorunlu bayrağı bir kalkan kolu olarak dünyaya geri dönmek istemezsiniz herhalde. Siz yeniden doğuşu kastediyorsunuz, ben neyi karnatıyorum? Söz veriyorum. Ben size fiyat konusunda bir şey söyledim mi? Her fiyat, fiyat destekle. Benim fiyat olduğuna bağlı. Anladım. Ben çekinizi anlamamıştım. Masada buyurun. Nasıl? Tatmin edici mi? Tatmin ediciden de fazla. Teşekkür ederim. Önce iş, sonra çek. Burada ne kadar güzel bir mekanda yaşadığınızı size yeniden hatırlatmak isterim arkadaşlar. Bakın, şu bahçenin güzelliğine bir bak. Şuradaki çiçeklerin güzelliğine, şu bahçedeki yeşilliklere anlatalım. Şu ilerideki saksının içerisindeki bitkinin adı nedir acaba? Hangisi? Sağ tarafta bakın. Ha, siz kuş konması diyorsunuz. Onu geçen sene eşim İstanbul'dan getirmişti. İlginç bir isim aslında. Kuş konamaz dediler. Daha doğru olur. Çünkü kuş konmak ister ama konamaz. Ben niye anlamıyorum ki bütün bunları? Bakın. Bir an önce biz şu işimi yönetmek size aceleniz olduğunu söylemiştik. Keşke size acelem olduğunu söylemeyeyim bayraç. Hadi için. Buraya geldiğimde benim zamanımı boşa harcayacaksınız gibi bilgisayarımı bırakmıştınız. Sinirli ve kararsızdınız. Ama ölüm ve yüz yüze geldiğinizde bu kadar soğukkanlı olacağınız inanın hiç aklıma gelmemişti. Soğukkanlı mı? Evet. İyi de ölümle yüz yüze gelecek olan ben değilim ki. Ne? Yani demek istediğim zehri içecek olan karım. Karınız mı? Evet. Sakın kıpırdamayın derim. Niye? Yapın ha! Sanırım barnağınızda zehirli bir madde var. Azra beni zehirli çektin öyle mi? Ufak bir yanlış anlama. Ufak bir yanlış anlama öyle mi? Azra ölebilirdin. Sen bu işin profesyonel olarak yaptığından emin misin sen başına? Elbette profesyonel yapıyorum Bay Bayş. Elbette profesyonel. Ben baştan beri profesyonel davranıyorum. Balıklara sen gidip balıklara mı değdirdin? Ne yani? Yani barnağına kızım. Ne yani içinde zehir var. Ona göre şişeyi için mi demeliydim? Diş doktoruna gittiğiniz zaman elindeki şişeyi görmezsiniz. İğneyi de görmezsiniz. Bir ilk önce elin adresi var zaten. Sonra sizinle havadan sudan konuşmaya başlar. Kırmızı çocuklarınız ne alemde gibisinden. Ondan sonra bingo iğneyi saplamıştır bile. Tabii bingo ondan sonra sen sınav yapamışsındır bile. Ben seni yerde yatmaktayım ama bir ölü olarak tabii. Bakın size hata yaptığımı söyledim değil mi bari? Ben aslında alt tarafı sizin balıkları biraz yerledik diyebiliriz. Hepsi bu şimdi öyle mi? Hepsi bu. Bakın bayım siz bir an önce şu şişeyi bırakıp burayı terk ederseniz sanırım en iyi olacak. Bunu aklınızdan çıkarın. Hayır. İlk önce karınızı yiyor. Karı mı? Evet. Bunu mutlaka benim kocamda bilir misiniz? Evet de gerekli. Bu civarda dul kalmaya hevesli koca sayısının oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden dikkatli olmak zorundayım canım.